Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Herkese merhaba, çarşamba! Danilo. Efendim. Burada mısın? Evet, evet, evet. Nedir bu? Nedir bağırıyorsun? Çünkü var ya, bu çarşamba var ya. Merhaba çarşamba! Bu çarşamba var ya, 41 kere maşallah bir çarşamba bu yani. Bugün hazır mısın sen? Aa, müthiş. Haber var mı? Ne oldu? Bilmiyorum. Aa, yok. Senin geldi, ön geldisin. Senin için çok güzel şey. Ne diyeceğim? Şey soracağım, şey konuşacağız. Tamam, yeni soru var mı? Yeni. Yeni var. Oo. Oh. Her şey var. Ve biliyoruz ki arkadaş... Bol bol hediye geldi mi? Bugün müthiş hediye verelim. Hadi be. Bak verelim. Tamam mı? Tamam. Başlayalım. Hadi başlıyoruz. 2 artı 1 daire hediye verelim. Her konu sunduğu program ara beni başlıyor. Çok karışık. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla ara beni. Gördün mü şey Pascal, Juventus maçtan dedik ya. Evet. Orada maç ederken Torino'dan meydanda şehir büyük bir ekran var. Panik mi? Aynen öyle. Evet, evet. Büyük bir ekran var, orada maç izlediler. Evet, evet. Maç izlerken bir patlama oldu. Artifis, pa. Ama şey. Ama patlama olmuş mu? Patlama olmuş ama şey patlama. Stadyum yapıyorlar ya. Evet, evet. Öyle bir patlama oldu. Herkese böyle bir terör bir şey zannetti. Herkesi koşma başladı. Ay ya, toplam 1300 kişi yaralandı. Yaralanmış mı? Manyak mı bunlar? Beşi var. 60-70 tane şey. Ciddi bakım, yoğun bakımda. Yoğun bakım. Hadi be. Abi bir şey diyeceğim. Bak, dünya çok hassas. Özel bir kere bu konu. Abi niye yaparlar? Abi he? Gerçekten yani. Manyak onlar. Abi yani. Ya manyak ama aynı zamanda şey. Orada organizasyon firması var ya. O da şey, iyi bir iş yapmadılar ya. Ceza vermediler. Abi mi? Şey açtılar. Parlamentodan şey açtı. Dava mı? Dava gibi bir şey açtılar ya bu konuyla yani. Normal abi. Ya şey, Torino belediye başkanı ile bir dava açtılar yani. Abi benim kanko. Ararım mı? Evet, ararım mı? Torino belediye başkanı. Kadın ama. Öyle mi? Evet. Tamam, daha çok ararım. Ya geçmiş olsun. Herkese geçmiş, evet, geçmiş olsun. Olsun. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Alo, pronto. Alo. Pronto. Pronto, merhaba. Kimle görüşüyorum? Bir saniye. Ben Gülşen. Gülfen? Gülsen. Evet. Merhaba Pascal Numa. Pascal Numa ben abi. Danilo, söz sen. Sadece Gülfen ben konuşuyorum. Ne haber canım? İyi misin? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyorum. Ama İstanbul çok büyük. Fena yani. Çok büyük bir ama yer. Evet. Nerede İstanbul'dan? Kurtköy'den arıyorum. Kurtköy. Kurtköy mü? Kurtköy ne? Kurtköy. Tabii yani. Havalimanı'nın oradayım. Ya Bursa yanında yani. Evet, Bursa. Eskişehir tarafı. Ya şey, pardon. Sen Gül yoksa Gül sen? Gülşen. Sen aslında. Sen. Gülşen. Sen. Ya sen Gül yani. Sen Gül. Hayır, Gülsen. Ama evet, Gülsen, biz Gül. Biz Gül, sen Gül. Ama şey söyleyeyim, yani Gülsen, sen Gül'le ismi aynı mı? Yok. Neyim, ismim aynı mı? Gül. Yok. Sen Gül, Gülsen. Evet, Gülsen. Ama sen Gül. No, sen Gül yok ya, ters oluyor. Sen Gül olmuyor. Özür dilerim. Ama var mı Sen Gül ismi olarak? Sen Gül, Şen Gül. Evet, kısaca Gül de diyebilirsiniz. Roza falan da diyebilirsiniz. Roza. Roza. Ya. Evet, tamam Roza. Çok havalı oldu. Ya, o gerek canım, o gerek. Roz hangi rengi? Roz, yani kırmızı. Kırmızı mı? Tutku bir renk yani. Kar gibi. Ha? Aynen. Sıcak yani. Sevgili var mı? Evet, sıcak. Sevgili nasıl, var mı? Nasıl sevgili var mı? Yok mu? Hem var hem yok falan diyormuşum. Hem var hem yok. Ben de her... canım, biz de aynen. Çünkü ben, aynen, ben de aynen evet, öyle ben. Ya biz de değil ya yani. Biz ben çünkü Danilo eşi var. Biz dedi yani. Ben bekarım bazen bekarım. Gülsenciğim, ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum, öğretmenim. Ya ne öğretiyorsun? Türkçe mi? Danilo çok iyi. Danilo bana ihtiyacı var bir öğretmen, Türkçe öğretmen. Öğretmen değil. Fransızca öğretmenim. Hadi be! Şaka mı yapıyorsun? Tu peux parler français? Evet, bien sûr, je parle français. Aa, bizden ya, bizden. Comment ça va? Ça va bien?
Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, je vais très bien, merci. Oui, Danilo. Oui, on fait des bêtises. On travaille ensemble. Oui, mais on fait que des bêtises, c'est ça le problème. Ah bene cara, parli anche bene. Italiano allora. Molto bene. Ma che cazzo va? Io parliamo un po' italiano. Brava, bravissima. Anche. Super. Grazie mille. Gülsen, sei in caccia di le conosce il sottoplan? Şöyle ki, İngilizce de var. Tamam. Ayşe İngilizce evet. Olsun. İngilizce, Türkçe, Fransız. Türkçe, Fransızca, İtalyanca. İtalyan. İspanyol. Evet, Fransızca. İspanyolca, no. No. Maşallah canım. Seviyorum. Daha ne olsun. Daha ne olsun, daha ne olsun. Sizin kadar olamam ama. Gülsenciğim mi? Bana gene de bakın. Nerede öğretiyorsun? Hangi okulda? Nerede öğretiyorum? Şu anda aslında öğretmenlik yapmıyorum. Ama eskiden yapıyordum. İsim vermemek gerekiyor herhalde. Pardon. Yok, şey ne diyorsun? Fransız okulunda. Bipleris. Evet, tamam, okey. Fransız okulunda diyelim. Fransız okulunda tamam. Yaz dönemi ne yapıyorsun? Özel mi dersi veriyorsun yaz dönemi? Özel ders de yapabiliyorum evet. Excuse-moi, mon français il est pas terrible. Tu peux me donner des cours de français? Dans ce öğretmen. Français. Français tabii öğretmen. Français öğretmen isterim. Mais tu parles bien français déjà, il y a un nouveau accent. Çok kötüyüm ya. Voilà, français çok kötü. Mais je peux parler très bien. Ce n'est pas des problèmes. Tamam, hadi. Evet. Yarışmaya geçelim mi Pascal? Alors on va commencer le jeu, ok? Oui, d'accord. Ok, d'accord. Bir soru. Ben biraz Fransızca gibi konuşacağım. Non, une question et tu as 5 secondes pour répondre. Bir soru. 5 secondes. 100 secondes. 5 secondes, d'accord. 100 secondes, puis la répète. Non, pour répondre. Pour répondre, pour répondre. Beş saniye cevap veriyoruz, tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ben Türkçe okuyacağım, haberin olsun. Türkçe okuyacağım. Belki Japonca gibi geliyor ama Türkçe yani. Tamam peki. Dışarıdan uysal göründü. Göründü. Pardon. Dışarıdan uysal göründü halde aslında sinsi olan kişiler için kullanılan ve yürek yakan şeklinde biten ifadenin başı nasıldır? Kim yazıyor bu soruyu ya? Evet. Anladın mı? Bir dakika, çok güzel. Kim? Biliyorum bunu. Yere bakan yürek yakan mı? Bravo! Yeah! Vay, inanamıyorum. Bak, sayı bile başlayamadı. Evet, saniye başlıyorum. Baş mı diyorum ben? Beş! Dört! Bravo, tebrik ediyorum. Üç! Sen çok hızlısın canım. Ben saniye başlamadım ya. Hadi 41 kere maşallah diyelim evet. O zaman ikinci soruyu hemen. Nazar olmasın. Nazar olmasın lütfen Danilo. Evet. Şimdi aynen. İkinci sorun geliyor. Canım biliyor musun tamam. Hediye ne biliyor musun? Neyi biliyorum bilmiyorum. Ben. Ben. Evet, ben Pascal'da parmak kutlayacağım göndereceğim. Ne, parmak yani. Mı? Ya, hepsi mi? Hepsi. Abi, ne parmak ya? Nakliye parası çok para abi. Olur mu? Olur. Okey tamam paket o zaman paket. Pascal sen 120 paket. Kilo var mı? Ben 120 kilo manyak mısın sen ben? Ben 91 kilo ben. Ya bırak ya. 1.88 91 kilo güzel mi canım? Ya 91 kilo yalan söyleme. Şu an tren de vendim. Şimdi ikinci soru geliyor. İkinci soru. Tamam. %100 mahun olduğu söylenen bir eşya hangi malzemeden imal edilmiştir? Ahşap. Bravo! Ahşap mı dönüyor cevap? Canım, vallahi billahi ben çok mutluyum. Evet. Biliyor musun neden? Neden? Çünkü koli yazdım. Şimdi içine koyuyorum. Gideceğim. Bir saat sonra oradayım. Tamam mı? Bir saat sonra orada mıyız? Evet, senin adres. Kuri paket. Tamam, adrese geliyorsun. Evet. Tamam, okay. Tabii ki de bize full servisi. Kapıyı önünde götürüyorum. Bayağı hızlı. En hızlı bir gün. Bayıldım. Ya Gülsenciğim tebrik ediyoruz. Danilo da gelsin ama. Ara Danilo, beni. Danilo yok, eşi var. Evet. O nedenle artık tamam. Peki. Bütün rekor kırıldı evet, ara beni kadar. Daha. Ya, gerçekten ne yemin yapıyorum? Ediyorum. Ya gerçekten mi? Ve bak Gülsenciğim senin için bizim sponsorumuz Eko'dan müthiş bir çanta geliyor.
Cüzdan, pardon, cüzdan geliyor. Bayılırım, çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Zaten görüşürüz. Çok mutlu oldum, çok öpüyorum ikinizi. Biz de, biz de, biz de canım. Kocaman öptüm. İnşallah tekrar görüşelim. Evet, mutlaka. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Evet. Evet. Danilo. Evet. Burada mısın? Pascal, buradayım. Buradayım Pascalcığım. Danilo. Efendim Pascalcığım. Bu Bülent Ersoy. Ne? Burcu. Safiye Soyman. Bir de Banu Alkan. Program çekmişler ya. Evet, çok merak ediyorum. Hindistan'da. Hindistan'da ve birkaç tane daha ülke yani, bildiğime kadar. Sadece evet. Hindistan'ı hatırlamıyorum yani. Abi Bülent Hanım'ı İran sokmuş. Yani ne diyorsun bu konuda? Anlamadım. Ya yani Bülent Ersoy bir Fatih Yürek ile konuştu. Ne? İlan var ya Fatih Yürek. Ya ya yok ya. Ne diyorsun ya? Espriye bak ya. Allah Allah ya. Ya kadını İlan sokmuş. Ne de sokmuş? Neresinden? Kaba eti. Ya şey, Bülent Ersoy bir ilan çıktı. İlan sokmuş. Ne? Senin çuşu çok kötü. İlan sokmuş. Anlamadın mı? Yılan. Yılan. Isırmış, ısırmış. Aa, ısırmış söylesene. Sokmuş diyorsa. Bura sokmuş diyorlar. Vallahi mi? Evet. Ha. Siz de ne diyorlar? Isırmış. Sokmuş işte. Tamam. Diş sokmuş. Vallahi mi? Evet. Ama abi, şey mi? Tehlikeli mi bir ilan? Abi bilmem ben. Ben çok korkarım abi. İlan var ya. Ay. Tiksinç. Abi ben seviyorum aslında ilanları. Ben de full var ya. En çok tuvalette abi. Bir kaparsan. Düşünsen. Tamam, şimdi öğrendi. Evet, aynı. Şimdi öğrendi. İlan. Sana... İlan değil. Yılan. İlan. Yılan, yılan. Ama hayvan ölmüş mü? Ara beni özel. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla ver fırına. Danilo. Efendim. Akşam ne yapayım? Pascal, misafir var ya. Sana ben biliyorum ki sen milföyü çok seviyorsun. Evet. Hastasıyım ya kardeşim ya. Bak abi, çok kolay bir tarifi vereceğim sana. Ver bakayım, ver. Sana şey yapacağım. Ne? Kolay milföy tatlısı nasıl yapılır? Bilmiyorum ben. Sen bilirsin. Evet, o benim tarifim bu işte ya. Evet. Allah bak. Milföy, azir milföy hamuru satıyorlar ya. Evet, satıyorlar, evet. Okey, biz oradan başlarım. Şimdi milföy al, tamam mı? Tamam. Üzerinde, milföy üzerinde evet. Biraz da su sür, fırça ile. Evet. Sonra pudra şeker. Tamam. Okey. Sonra fırın aç, sıcak fırın 180 derece. 180 mi? 180. Bütün milföy kat içinde koy. Okey. Vereceksiniz, katları kabarıyorlar ve üzerinde pudra şeker karamelize olacak. Evet, karamelize çok iyiymiş ya. Aynen öyle abi, gerçekten müthiş oluyor. Evet evet, aynen öyle. Sonra abi istersen biraz krema al. İçinde şey şeker, içinde istersen biraz meyve. Her şey çırpıyorsun, biraz kabarıyor her şey, tamam mı? Tamam. Sonra ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum? Bir kat milföy. Evet. Bir kat krema. Hı-hı. Biraz meyve. Tamam. Bir kat milföy. Bir kat krema, bir kat meyve, milföy, krema, meyve. Aa, piramit gibi ya. Aynen öyle. Meyve ne? Abi, çilek mi koyayım? İstediği şey, istediği. Kivi, çilek, börtlen, her şey olabilir abi. Gerçekten. Danilo. Son olarak biraz pudra şeker. Biraz pudra mısın? Aynen öyle. İstersen biraz abi. Ben pudra yok ya. Sonra her yerde var. Aynen öyle. Evet. İstersen abi. Evet. Hem babası yapmak istersen. Sen biraz da bitter çikolata eritiyorsun. Evet. Bu sonra kat kat yaptı ya krema ve meyveyle. Evet. En üstü. Şantiyi mi? Rende mi? Rende çikolata veya eritilmiş çikolata üstünde. En kolay, en güzel abi. Ve bir şey söyleyeceğim Danilo. Çünkü ben ne zaman çocukken bir tane, çünkü sen biliyorsun ben pasta sevmiyorum falan filan. Evet, evet. Tatlı sevmiyorum. Ama ne zaman çocukken tabii tüm dünyada çocuklar seviyor pasta falan filan. Tabii ki de. Puding, biliyor musun? Puding. Puding. Ama puding, gerçek puding. Tamam. Anladın mı? Halk şey. Yani, aynen öyle. Sen biliyorsun puding eskiden benim annem kalmış ekmekten puding yapardı. Bravo, zaten bu geleneksel tarifleri öyle ekmek evet, ile yani. Sen yapabilir misin? Yapabilirim abi. Hadi yapsana ya. Tamam ama biliyor musun artık yeni puding eski ben puding. Ben yedim puding, ben istemiyorum. Ben yani. Eski puding seviyorum. Tamam. Hey, en tamam. Kolay, en hadi kolay. Tamam, anlaştık. Söz mü? Söz. Okey. Ara beni özel. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla ver fırına. Ara.
Vay nasıl güzel Pronto. Bir sesle. Kimle görüşüyoruz? İsmim İdil. İdil. Yani? Evet. Niye, ne demek İdil? Ne demek İdil? İdil. Ne demek İdil? Niye İdil? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye İdil? Çünkü çok güzel bir isim. Ailem bu ismi vermiş. Aa, senin ismi İdil. Evet, ismi İdil. Evet, ha, ben şey anladım, ben iyi değil yani. No, İdil. İsmi, hayır. Aa, İdil. İdil. Ya, ne güzel, İdil. Ne anlamı ne İdil? Danilo, İdil isminin anlamı küçük, güzel, resim anlamına geliyor. Vay. İdil, İdil'cim. İdil'cim, yani. İdil biliyor musun ne demek? İdil Fransızı. Fransızca sanki idol gibi. Idol değil. İdil aynen... İdil yo, gibi. Ne zaman kalp var, senin eşi, evet. Koca, senin idil. Yani target, senin kalp, senin her şeyi, evet. Çok güzel. Evet, çok güzel. İtalyanca biliyor musun ne demek idil? İtalyancısını bilmiyorum ama Danilo, ben İtalya'ya gittim, baştan başa gezdim. Ay, sevdi mi? Nereye gitti? Nereden? Milano'dan başladım, Napoli'ye kadar her tarafını gezdim. Ooo, müthiş. Memnun kaldı mı? Molto bene. Benissimo. Benissimo. Hadi anlat bakalım, en sevdiğin şey ne? İtalya'da mı? İtalya'da. İtalya'da en sevdiğim pizza. Şehir, en sevdiğim şey Roma'da kanyon merdivenleri. Aynen öyle. Roma'da ne müthiş şey ya. Ve şey, en sevmediğin şey ne? En sevmediğim şey, sevmediğim hiçbir şey yok. İtalya harika. Ben en sevmediğim ben İtalya ne? Danilo. İtalyanlar çok yüksek konuşuyorlar. Bağırıyorlar. Aa, evet, çok hareketli, çok canlı. Allah'ım ya. Yok, öyle vallahi. Bir şey yok Pascal. Hiçbir şey yok. Yalansın. Canlı demeksin, he vallahi. He bana. Yo, ikinizin sözleri de gerçekten harika. Sağ olun. Teşekkür, sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel takım biz, güzel. İdil'ciğim, ne iş yapıyorsun? Bir şey söylemiştim. Söyle. Pascal'la bir resim çektirmiştim. 2012 senesinde Madonna MDMA turnesinde İstanbul'da. Madonna, evet gittim. Madonna konser mi? Evet, Madonna konser öncesi, evet. Seninle fotoğrafımız var. Hadi be. Evet, ben gittim. Evet. Sen İdil'ciğim, sen Madonna konserden Pascal mı resimi alıyorsun? Ama konser öncesinde gerçekten çok karabalık. Herkes fotoğraf çektirdi. Danilo, bir gün sen de aynen öyle. Bir gün inşallah. Öyle, az kaldı. İyi kalpli zaten Pascal. Ya, doğal adam, ya. Sen de doğal öyle, adam. Öyle. İdil, ne iş yapıyorsun? Ben halkı bir uzmanıyım bir şirkette. Güzel. Hangi sektörde senin şirketi? Hangi konuda? İnşaat sektöründe. İnşaat. Şey sormak istiyorum. Bu dönemli inşaatta nasıl gidiyor İdil'ciğim? İyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Çok iyi. Şu anda iyi. Seçimlerden sonrasında biraz daha güzel oldu. Her yerde çalışıyorlar. Şu anda gayet iyi. İstanbul'dan arıyorsun değil mi? Hayır, Konya'dan arıyorum. Konya! Danilo memleket. Benim memleket. Evet, Danilo'nun memleketi. Danilo buraya iki defa bir etkinlik için geldim. Evet. Ben o etkinlik için geldiğimde yine yurt dışına gitmiştim. Yine göremedim seni. Bundan da 4 veya 5 yıl kadar öncesinde de senin bir Mecidiyeköy'de köşede bir restoranın vardı. Evet. Evet, o restoranda da yemek yemiştim. Maşallah. Sen bir... Bana sosyal. Demek ki bizim üçlü hayatı karşıladı yani, gördün mü? Bu bir enerji, evet. Yani var. Var. Şimdi de programdayız. Şimdi de programdayız. Gerçekten her akşam dinliyorum sizi. Bayılıyorum sohbetlerinize. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. O zaman soruyu geçelim. Hazır mısın İdil'ciğim? Evet, hazırım. Okey, bak. Soru kolay. Ama zor. Cevap için 5 tane var. Şimdi bak, soru bu. Film ve karikatürlerde merhaba dünyalı, biz dostuz ifadesini kullanan genellikle kimler olur? Uzaylılar, alien. ama bir şey soracağım. Neden bu oyun 5 saniye var? Değil mi? Bence 3 saniye yapalım. Ne 3 saniye? Saniye sıfır yani. Herkes cevap veriyor. Evet, cevap veriyor. Ama tebrik ediyorum. Gerçekten ya, bu aslında çok kolay değil yani. Biraz karışık bir soru yani. Tebrik biraz ediyorum. Biraz karışık ama Danilo'cum sütten harika. Hemen anladım. Danilo. Allah, ilk defa duydum öyle. Ben de ilk defa.
Bir tek sen söylüyorsun. Vallahi billahi. İyi değil mi? Bir tek sen söyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol edeceğim ve sen benim gün güzelleştirdi yani. O için teşekkür ediyorum. Biraz da pastalım, günü güzelleştirdim. Pastalım, her sabah da arada dinlemeden. Çok teşekkür ederim İdil'cim ya. Vallahi biliyorum. Çok iyisin. Çok tatlısın, sağ ol. Ama Pascal hala Türkçe çözemedi yani. O süper, yavaş yavaş çözeceğiz yani inşallah. İdil'cim hemen ikinci soru geliyor. Ama hadi hemen hemen. İzle. Hazırım. Okey. Ortaokul ve liselerde birkaç veliden oluşan okul hakkında yararlı kararların alındı toplantılar yapan kurula ne ad verilir? Okul aile birliği. Ben! İnanamıyorum ya! İdil'cim! Evet? Nasıl bir şey sen ızlısın böyle? Sanık İdil'cim'e! Nasıl? Süpersin ya! Vallahi süpersin. İnanmıyorum ya. Müthiş, bak senin için kazandı hediye müthiş bir güneş gözlük Konya gönderiyorum. Harika. Tamam mı İzircim? Güle güle kullan. Çok memnun olduk katılmak için. Çok teşekkür ediyoruz. Tartışıcı bizi hatırlar, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Mutlu günler diliyorum. Konya size. Selam. Çağ Konya İzircim. Selam. Baba. Bye bye. Sevgiler. Bye bye. Ah bak Paskal'cığım, ne güzel enerji, ne pozitif bir kadın. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne müthiş yarışıcı, ama bizim zamanı geldi. Gidelim mi? Gideriz. Arkadaş yarın burada saat 18 Metro FM. Ara beni, ara bizi, nasıl istersen fark etmez. Ara beni. Paskal Numa, Danilo Zana, teşekkürler. İyi iftarlar diliyoruz. Evet, iyi iftarlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Bye bye. Paskal Numa ve Danilo Zana'yla.